Basın ve kamuoyuna 21. yüzyıla girmişken TELAŞ'ın rezalatını basın açıklamasını yapıyoruz. Bugün burada köylerimizde sık sık elektrik kesintilerinin nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Elektrik kesintileri artık çekilmez hale geldi. Huzurumuz kalmadı. 95 köyün muhtarı olarak devam eden bu kesintiler protesto etmek için alana indik. Artık canımızdan tak etti. Bu nasıl bir zihniyet? Bu nasıl bir düzen? Hep mağdur mu olacağız? Burada açıkça söylüyoruz ki herkesin bilmesi, yetkililer halkın seçilmiş temsilcileri olarak. Biz muhtarlar mahtap dahi almıyor. Biz muhtar mahtap almayan biz de hesap almayız. Değerli arkadaşlar, yapılan kesintiler yüzünden maddi manevi zarar uğradık. Elektrik eşyalarımızı yandı. Çocuklarımızın ders çalışmıyor. Artık elektrik ne zaman gidecek gelecek diye sinir hastası olduk. Çoluk çocuğumuzu psikoloji bozuldu. Millet aya gidiyor. Devletimiz daha köylünün elektriğinin sorunu çözemiyor. Yani yanı başımızdan baraj dururken bu kesinti nesi oluyor? Suriye'de savaş var. Yine de adamların elektriği var. Suriye'de kadar mı olmadık? Diyorlar. Elektrik kesintilerinin sebebi olacağını önünde geçmek ve kaçakçılıkla mücadele etmek içinmiş. Ya bu nasıl kafa? Bu zihniyet dünyanın neresinde var? Suçlu suçsuz bir tutmak zulümdür. Hem adalet olsaydı elektriğimizin ya da ücretsiz ya da çok ucuz verilirdi. Ekonomik durumumuz ortada. Ne işimiz var ne de toprağımız ekebiliyoruz. Köylü perişan. Daha devletimizin elektriğinin bu ücretsiz vermesi gerekirken dünyada hala bilinmiyor. Halimiz hem de yana başımızdan Irak akır yakıt neredeyse belaş halkın veriyorlar. Son olarak da bir çift düzen TELAŞ'ın sen özelleştirmeyle aldın. Buralarda buna rağmen kesintiler durmadan devam ediyor. Hafif bir rüzgar esince ya da teller bir kuş kondu mu hemen elektriği kesiliyor. Bu nasıl hizmet anlayışı? Kardeşim, hesabına gelmiyorsa çek git. Suruç'tan sen ne diğer alt yapıyı güçlendiriyorsun? Artık yeter diyoruz. TELAŞ'ın yetkilileri sesleniyorum. Ya da bu işin doğru dürüst yap ya da istifa et. Hükümetin sesimizi duysun. Ustalık dönemini böyle mi acemilik mi yapılır? Değerli arkadaşlar, son olarak 21 yüzyılın hala karanlıktaysak bu utanç hepimizin yeter. Hepimizi saygıyla selamlıyorum.